Merhabalar. Aralıklı oruç sanıldığı kadar basit bir şey değildir. Uygulaması da kolay değildir. Belli bir zaman gerektirir. Ve aynı zamanda insanlar bunu uygularken bazı hatalara düşerler. Bu hatalardan korunmanız için size şimdi kısa bir özet yapacağım. Tabii ki aralıklı oruç söz konusu olduğu zaman insani bir takım duygular ve psikoloji ortaya çıkıyor. Ve sonuçta benim belirlediğim 7 hata var. Bu hatalar benim kendi uyguladığım ve karşılaştığım hataları da içermektedir. Bir kere her şeyden evvel şunu söylemek lazım. Aralıklı oruçun temeli zaman kısıtlı beslenme. Yani belirli zamanlarda besleneceksiniz, diğer zamanlarda aç kalacaksınız. Keton oluşumunu uyaracak, biyolojik saatinize uyumlu, kilo fazlası olanlarda zayıflama ve uzun dönemde uygun olabilir. Diğeri kalori kısıtlaması. Yediğiniz her şeyi sayıyorsunuz, kalorilerinizi ona göre ayarlıyorsunuz. Bu keton oluşumunu uyarmıyor. Biyolojik saatten bağımsız her şekilde kilo verdirir. Fakat buna karşın aralıklı oruçun en büyük avantajı biyolojik saatinize uyumlu olması. İkisinin ortak noktası şu, stres yanıtını iyileştirir ve vücudun cevabını düzeltir, tansiyonu düşürür, ünsiyon duyarlılığını arttırır ve kolesterolü düşürür. Ortak noktaları bu. Günlük karbonhidrat alımını eğer 50 gramın altına düşürürseniz ve 20 grama doğru giderseniz sıkı kalori kusutlamasıyla da ketozis 2 ila 4 günde olabilir. Aralık oruçta normalde 6 saatten sonra olan ketozis 4-6 hafta içerisinde oturur. Yani burada önemli bir zaman ayarı söz konusu. Her şeyden evvel söylediğim gibi bir stres yanıtı söz konusu ve bu stres yanıtı hastalıkların oluşumunda önemli. Dolayısıyla biz vücudumuzu bir yerde eğitiyoruz, açlıkla eğitiyoruz. Yapılan hatalardan en başında günlük yemek düzeninizi hemen değiştirmek gelir. Hemen cumburlop diye atladığınız zaman üç öğün dışında bir hayli zorlanırsınız. Özellikle sosyal olarak da iş çevresi dahil olmak üzere ortamlarda sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla aslında yapacağınız ilk şey çoğu insanın, daha doğrusu çok az insanın başardığı zaman kısıtlı beslenme. Yani üç öğün yiyip arada hiçbir şey yememek ve ondan sonra sonraki adımları gerçekleştirmek. Yani ne yapabilirsiniz? Sabah kahvaltısını erken öğlen yemeği şeklinde birleştirip iki öğüne düşebilirsiniz. Ve bunun yanında da sabah kahvaltısını tamamen atlayıp böylelikle günde iki öğüne ulaşabilirsiniz. Daha sonra ise öğle yemeğini erken akşam yemeği ile birleştirmek gerekli. Akşamda tek öğün. Erken akşam yemeği gün batımına dikkat etmek gerekiyor. Aslında çalışmalarda şöyle bir şey var. Dörtten önce yemeğinizi tamamlayıp gece tamamıyla aç kalırsanız mükemmel. Ama aşağı yukarı 17-20 arasında mutlaka bunu bitirmeniz gerekiyor. Yazın bu süre biraz uzayabilir, kışın azalabilir, daha erken yemeniz gerekiyor. Bakın burada iki tane önemli grafik var. Bu grafikte bakın akşam yemeğinde görüyorsunuz kortizolde bir artış söz konusu. Ona bağlı olarak glikozla insülün de bir parça düşüyor. İşte akşam ideal öğün zamanı bu yani aşağı yukarı 17-19 arası dediğim gibi. Yazın ise bir saat kadar kayabilir. Fakat mümkün olduğu kadar bunu erkene çekerseniz o derecede faydalı olursunuz. Ama dediğim gibi sosyal olarak erken işte yemek yiyip eve gitmenin pek mümkün olduğunu zannetmiyorum. Eve gittiğiniz zaman aileyle oturup yemek yemeniz gerekiyor. Onun için mümkün olduğu kadar erken akşam yemeğini tamamlamanız lazım. Bir kere aralıkta oruç bir diyet değil, bir yaşam tarzıdır. Diyet programlarında bakın dikkatinizi çekerim 3 haftalık uyum %50-60 civarındadır ve diyet sonrası kilo alımı %60'ın üzerindedir. Dolayısıyla uzun dönemde kilo sorun halinde devam ediyor. Yaşam tarzını dönüştürdüğümüzde sağlık açısından faydaları artıyor. Bir de çok önemli bir şey var. Aralıklı orucun vücudumuza uyumu 2-4 hafta. Yani hemen bir organizasyona girdiğiniz zaman ancak bu sürede sonuç alıyorsunuz. Bir de gıda seçiciliğiniz artıyor. Yani ilk başlarda birazdan bahsedeceğim. Hemen abur cubur yiyorsunuz. Kısa sürede çok hızlı yiyorsunuz ama ileride gıda seçiciliğiniz artıyor. Bu da son derece olumlu ve güzel bir nokta. Bir kere kısa sürede sonuç beklememek gerekiyor. Örneğin şöyle bir şey söz konusu. Bir yılda 24 kilo vereceksiniz ama nasıl vereceksiniz? Çok kolay. Haftada 500 gram verseniz bir yılda 24 kilo diyor. Ayda 2 kilodan. Önemli bir nokta var. Yediklerinizi ve saatleri kayıt altına alınız. Haftalık hedefler belirleyiniz ve makul olunuz. Ve sabah akşam tartılınız. Bazı diyetisyenler buna karşı çıkacaklar. Hayır gerek yok diyecekler. Ama bence disiplin ve özgüven açısından ve biraz da motivasyon açısından sabah akşam tartılmak gayet iyi. Yediklerinizin sonuçlarını da görebiliyorsunuz. Eğer çok hafif olarak Günlük ortalamanızın üzerinde bir yürüyüş yaparsanız bakın sonuca ulaşmanız çok daha uygun. Yürüyüş gerçekten etkili basit miktarda yani 10 bin adımdan 6 bin adım laflarını biliyorsunuz ama ben dedim günlük ortalamanızın üzerinde eğer yürürseniz bununla beraber harika sonuçlar elde edebilirsiniz. Sandığınızdan daha etkili yürümek. Ve bahsettiğimiz konu akşam paldır küldür geldiniz açsınız çok hızlı ve fazla yemek yediniz çok kötü bir durum bu. Yavaş yiyeceksiniz, çiğneyeceksiniz ve zamana yayacaksınız. Yoksa öbür türlü hem tekrar çabuk açıkırsınız ve daha fazla gıda tüketirsiniz. En önemli sorunlardan bir tanesi de şu, yeteri kadar sıvı ve tuz alamamak. Yani yemek yeme alışkanlığınıza bağlı değiştirmek zordur. Ama bazı kişiler biliyorsunuz sadece yemeklerde su tüketirler. Dolayısıyla su alışkanlığınızı mutlaka yerine koymanız gerekiyor. Daha doğrusu sıvı, çay, kahve, şekersiz olmak üzere, soda, limonlu su. Bütün bunların hepsini dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü sıvıdan geri kalırsanız, sodyum da biliyorsunuz tuz, eğer bundan geri kalırsanız vücut bunun atılımını engeller ve biriktirmeye başlar. Ve bu idrar çıkışını azaltır ve dolayısıyla vücudunuz sıvı ve sodyum tutar. Ödem kilo olabilir ve sıvı alımı 2 litrenin altına düşmemesi gerekiyor. Yeterli tuz alıyor musunuz? Bu vücudunuz söyler, vücudunuzu dinleyin. Özellikle sadece yemekte içenlere dikkat, yanınızda su taşıyanlardan birisi olmanız gerekiyor. Önemli konulardan bir tanesi de bağırsak hareketlerinde yavaşlama. Maalesef her diyette bağırsak hareketleri yavaşlıyor. Yediğinizi azaltıyorsunuz ve sonra kilo olarak geri dönüyor. Bir kere tüylalık alışkınlığı çok önemli. Bağırsak hareketleri sabah saatlerinde fazlalaşır. Dolayısıyla biraz kendinize eğitmeniz gerekiyor. Akşam lifli gıdalar, bol sıvı, akşam zeytinyağı da yiyebilirsiniz. Daha doğrusu içebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı yeterli. Sabah da az miktarda bir gıda alabilirsiniz. Bakın kendinize çok yüklenmeyin. Niye? Bakın burada çok önemli bir şey var. Bağırsak hareketlerinin sabah ilk aktivitesi 8.30'da. Akşam ise 22'de duruyor. Dolayısıyla biraz biyolojik saatinizi bir saat öne alıp erken kalkarsanız bu tuvalet ve kabız sorununu çözebilirsiniz. Bir de eğer uyku düzeniniz bozuksa çok kötü o zaman kabızlık giderek artıyor. O yüzden bu biyolojik saate uyumlu diyette uyku düzeninizi de uygulamanız gerekiyor. Çok uzun dönemde kişilerde yetersiz beslenme ortaya çıkabilir. Özellikle kilo vermeden önceki kişilerde eğer kilosu da oldukça fazla ise o zaman bir enerji düşüklüğü olur. Bu da yeteri kadar karbonhidrat, protein ve yağ alınmamasına bağlıdır. Dediğim gibi uzun dönemde gıda seçiciliğiyle daha az karbonhidrat tüketirler. Dikkat etmek lazım. Sadece yağa dönebilirsiniz de o da meşhur bir şey. Keto fasting denilen bir hadise. O da faydalı olur. Ama en önemli Mesaj burada. Vitamin D, demir, magnezyum dopularınız dolu olmalıdır. Eğer bu eksikse mutlaka bunu tamamlayınız ve omega 3 takviyesi de aralıklı oruç için son derece yararlı. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.